genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Mutlu pazarlar efendim. Bu hafta da sizlerle Tele1 ekranlarında dünyanın lezzetlerinde çok güzel bir yerdeyiz. Ben Dilek Ekşi. Nerede miyiz? İstanbul Kalkedon'dayız. Kalkedon'da neresi Dilek dediğinizi duyar gibiyim. Ama eskiler bilecektir ya da İstanbul'un tarihçesiyle ilgilenenler. İstanbul Kadıköy'deyiz efendim. Tarihiyle, hikayesiyle ve en önemlisi lezzetleriyle bizi etkileyen harika bir mekandayız. Şimdi Rum ve Yunan yemeklerini hazırlayacağımız bu mekana girelim. İşletme sahibiyle tanışalım. Hadi buyurun. Dünyanın lezzetlerinde sunucumuz Dilek Ekşi. Bu hafta İstanbul'un geçmişi Bizans dönemine dayanan Kadıköy ilçesinde Rum ve Yunan mutfağının en güzel yemeklerini yapan bir mekanda konuk oluyor. Yunan mutfağı, Akdeniz'in sıcak rüzgarları ve binlerce yıllık tarihiyle yoğrulmuş, eşsiz lezzetlerin bir araya geldiği zengin bir mutfaktır. Zeytinyağı, taze otlar, deniz ürünleri ve sebzelerin bolca kullanıldığı bu mutfak, hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler sunar. Şimdi gelin 500 yıllık tarihi bir yapıda bu lezzetleri mekanın sahibi Safiye Hanım'la birlikte yapalım ve tanıyalım. Tekrardan merhaba. Biraz önce size anlattığım mekanın içerisindeyiz. Burası tarihiyle, dokusuyla içeri girdiğinizde sizi anında havasını hapsediyor. Şimdi yanımda işletmeci Safiye Hanım var. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle. Teşekkürler. Bu güzel, her şeyden önce bu tarihi nefis kokan dokuyu benimle bizlerle paylaştığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. O teşekkür bana ait çünkü böyle bir mekanda, İstanbul'da böyle bir mekanı yeni keşfetmenin heyecanı var bende. Çünkü yayın öncesinde Safiye Hanım bana burayı anlattığında böyle tüylerim ürpererek dinledim sevgili izleyiciler. Siz de şimdi buranın hikayesini dinlerken eminim keyif alacaksınız. Dolayısıyla sözü fazla ben uzatmadan Safiye Hanım'a hemen sormak istiyorum. Safiye Hanımcığım, bir kere öncelikle içeri girdiğimde dedim ya, bu tarihi doku böyle hangi köşesine baksam, mekanın neresinde böyle ne var, hangi tarihi yaşatıyor dediğim bir yer burası. Buranın hikayesiyle başlayayım. Ara ara ben sorularla sizi böleceğim. Evet. Sizi dinleyelim şimdi. Evet, teşekkür ederim. Efendim, yaklaşık 500 yıllık bir tarihi dokuya sahip yakın Roma, Kalkedon, oldukça kıymetli. Burası teknik olarak tespitlerimizde ilk Dimitri Coppola'nın mahzeni olarak kullanılmış. Daha sonra Fransız Lejyon askerlerinin yatakhanesi olarak kullanılıyor. 2006 yılına kadar da geriye dönük 100 sene kadar fayton, imalatı ve tadilatı olarak kullanıldı. Eşim Doktor Nezih Bey'in amcası Kunur Bey, fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi, 12 yaşında Ermeni Boğuz Usta'nın yanına çocuk denecek yaşta giriyor, çırak olarak giriyor ve 76 yaşına kadar burada bu mesleği bizzat kendi devam ettiriyor. Ta ki rahmetli olana kadar. Amca Bey rahmetli olunca biz de, eşim ve ben, bu tarihi dokuyu ayakta tutabilmek için bir karar verdik. Mesleklerimiz olmamasına rağmen birlikte 10 ay bir restorasyondan sonra 2007'nin ilk ayında bir restoran ve meyhane olarak, içinde dans edilebilen bir meyhane olarak hizmete
açtık. Yani her şeyiyle özel. Biz de ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? En sevdiğimiz şey ne diye düşündük ve eşimle karar verdik. Bizim için dans ve yemek bir ibadet şekli idi. Dedik ki dostlarımızla keyifli ortamlarda bulunalım diyerek yola çıktık. 17. senemizi doldurduk. Maşallah diyorum. Evet. Anlatırken o karşımda hemen Kunur Usta'nın fotoğrafı, o Fenerbahçe burnundaki fotoğrafa şöyle gözüm ilişti de o anları yaşayanlar şanslılarmış. Ama evet. Siz de bu zamana kadar oradaki tüm tarihi eser malzemeleri buraya taşımakla restoran yapıp hem de o tarihi burada yaşatmak bence zor bir şey. Evet, oldukça meşakkatli geçti. Evet, oldukça zor. Mutlaka zorluklarla da karşılaşmışsınız kesinlikle, bu süreçlerde. Kesinlikle öyle. Paylaşacağım elbette ki çok güzel şeyler var. Yani çok yaşanmışlıklar var. Özellikle misafirlerimiz oldukça özel. Yani bahsetmek gerekirse böyle kulüp gibi oldu burası. Kendi kulaktan kulağa, sosyal medyaya çok ağırlık vermeden çok özel, müstesna misafirlerimiz oldu. Yabancı devlet adamları, dünya güzelleri, Avrupa'dan dükler, değerli akademisyenler, sanatçılarımızın çok uğrak yeri oldu. Burası oldukça özel. Yalnız bir bayanın tek başına gelip, keyfini yapıp, dans edip gidebileceği bir yer yarattık. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Gerçekten bir kadının elinin değdiği yer çiçek açar. Safiye Hanım da bunlardan bir tanesi. Şöyle ki diğer programlarımızda da bunlardan hep bahsediyoruz. Kadın işletmecilerimizle sohbetlerde, aile işletmelerinde. Bunun önemi çok büyük. Biraz önce de kendiniz de dediniz ya, yani başka bir sektörden gelip hiç anlamadığımız bir alanda bu tarihi dokuyu koruyarak 17 yıldır, yanlış evet, söylemiyorum efendim. Değil mi? 17 evet. yıldır hizmet sektöründe ve evet. üst düzeylere hizmet vererek devam ediyorsunuz. Evet, evet. Bu arada önemli bir bizim tarafımızdan konuyu da paylaşmak isterim tabii müsaadenizle. Ki, tabii ki. 2007'nin sonunda burayı birinci dereceden tarihi eser olarak tescilleyerek Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir gayrimenkul kazandırmış olduk. İşte budur. Gerçekten kendimizle gurur duyuyoruz. Bu da hiç kolay olmadı. Hiç. Tebrikler. Hiç kolay olmadı. Unutulmuş, ihmal edilmiş bir konuydu. Ve başardık. Şimdi siz sohbet ederken benim gözüm bir şef de olarak aynı zamanda önlüğünüze gidiyor. Deri bir mutfak önlüğü görüyorum üzerinizde. Evet. Ben de acaba diyorum sizin ellerinizden önlüğümü giysem de. Ben hemen affedersiniz size çok takdim sevinirim. Edeyim. Olur. Müsaadenizle sevinirim. De anlatmak isterim tabii size. Tabii ki. Bekliyorum. Bu oldukça kıymetli birinci sınıf bir deridir. Çok değerli bir Ermeni arkadaşımıza bunu diktirdik. 17 senedir de servis önlüklerimiz olarak kullanıyoruz. O zaman çok teşekkürler. Hemen takdim ediyorum. Hemen. Evet efendim, güzel bir sohbet eşliğinde çayımı içerken evet. hemen önlüğüm de geldi. Bizim için bir şereftir. Bu kadar güzel bir hanımefendinin bunu giymesi bizim için oldukça özel. Evet, önlüğümü de taktım keyifle. Şimdi teşekkür bir şef ederim. Önlüğünü taktığı an mutfağı özlüyor Safiye Hanım. Evet, siz şimdi, tabii bu konuda. Estağfurullah. Şimdi sözümüzü toparlarken hemen diyorum ki Safiye Hanım'la sohbetimizi mutfakta devam ettirmek, size çok güzel Rum ve Yunan lezzetlerini hazırlamak üzere çayımızı bitirerek mutfağa gidiyoruz. Mutfağımızdan merhaba efendim. Safiye Hanım'la önlüğümü giydikten sonra hemen mutfağımıza geldik. Şimdi birlikte ve Ali Bey de burada Yunan lezzeti olan papaz yahnisini hazırlayacağız. Malzemeleri de gördüğünüz gibi az, öz ama lezzeti tavan yapan bir yahni hazırlayacağız. Ne yahnisi? Papaz yahnisi efendim. Şimdi burada malzemelerimizi ben görüyorum Safiye Hanım.
arpacık soğanımız var. Evet efendim. Dana kuşbaşı mıdır bu? Evet efendim. Özellikle dana mı kullanmamız Kesinlikle, gerekiyor? Kesinlikle, evet. Tereyağımız var. Evet. Ve burada neler var baharatlarınızı sayın. Evet, teşekkür ederim. Sirkemiz, tarçın, yeni baharımız, tuzumuz, kimyon, kırmızı pul biber, sarımsak ve karabiber. Evet. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Görmüş olduğunuz gibi az ve öz malzemelerle şimdi papaz yahnisini yapmaya başlıyoruz. İlk aşamayı Ali Bey'e soralım. Ali Bey. Bu arada da Ali Bey'le de tanışmış olalım. Merhabalar ustam. Merhabalar, nasılsınız? Geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi papaz yahnisinin ilk aşaması nedir? İlk aşaması tenceremize eti koymakla başlıyoruz. Evet. Mühürlüyoruz. Biraz kavuruyoruz. Evet. Bunu ev hanımları da zaten biliyor. Sonra Hı-hı. suyunu salıyor. Suyunu çektirdikten sonra diğer malzemeleri ilave edip biraz suyunu da ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bir saat ateşin ağırlığına göre pişiyor. Veya 1,5 saat o arada pişiyor. O zaman ustam biz etleri kavurmayla hemen başlayalım mı? O zaman etler hemen tencereye efendim. Şimdi geldik ikinci tarifimize. Rum mutfağında kağıtta levrek olarak adlandırılan ancak bizim mutfaklarımızda sıklıkla yapılan kağıtta levreğin malzemelerini gördüğünüz gibi yine az ve öz malzemeli ama lezzeti tavan yapacak bir kağıtta levrek tarifi geliyor mu Ali ustam, ne diyorsunuz? Ali ustam, sizi şöyle o zaman Tabii, böyle buyurun. Öne doğru alayım mı azıcık? Şimdi nasıl yapıyoruz? Fileto yaptığımız levreklerimiz var. Temizlenmiş. Evet. Derisi alınmış. Hı-hı. Levreğimiz var. Çok ince kıyılmış maydanozlu soğanımızı tabana yayıyoruz. Yatak yapıyoruz altına. Evet, tabii ki. Şerit yeşil biberimiz. Sivri biberi acı mı kullanıyorsunuz? Hayır ama denk gelebilir. Denk de gelebilir. Şansı artık. Defne yaprağımız. Koyduk. Balığımızı güzelce yerleştiriyoruz. Baharat olarak sadece karabiber. Ve tuz. Tuz. Çünkü kağıtta, levrekte, balıkta ve ette çok fazla... Deniz mahsulü olduğu için balık kendisi de zaten biraz evet. tuz barındırıyor. Araya limonumuzu koyuyoruz. Diğer balığımızı ters koyuyoruz çünkü tavada pişeceği için, evet. kapalı da olduğu için fazla şişkinlik yapabilir. Yani iki deri, biri üste, biri alta evet. gelecek şekilde ters yapıyoruz. Tamam. Domateslerimizi koyduk. Tereyağımızı yerleştiriyoruz. Ali ustam o kadar sakin ve güzel anlatıyor ki vallahi kağıtta levrek. Birkaç damla da zeytinyağı. Bu kadar. Bunun için bize gerekli olan zımba. Zımbamız. Şimdi bunu bir güzel kapatacağız. Evet. Efendim kağıtta levreğimizin dizilişini gördünüz. Kat kat. Önce altına maydanozlu soğanımızı koyduk. Ondan sonra yeşil biberi koyduk. Levreyi derisi alta gelecek şekilde yerleştirdik. Soyulmuş derisi tabii ki. Sonra ara malzemelerini de yaptık. Tekrar bir taban oluşturduk. Üzerine domatesini, tereyağını, zeytinyağını, tuzunu, karabiberini koyduk. Şimdi Ali ustam onu böyle güzelce kenarları açılmasın diye zımbalayacak. Sonra tavada pişmeye gidecek efendim.
Evet sevgili izleyiciler, güzel lezzetlerimizi, iki tarifimizi yaptık. Masamızı tüm lezzetlerle donadık. Tüm lezzetler diyorum ama bir kısmı tabii ki, birçok lezzet daha var menüde. Biz böyle en sevdiklerimiz, en öne çıkanlar, en keyifli lezzetleri yaptık. Safiye Hanımcığım, ellerimize sağlık. Evet, teşekkür ederim. Ali Usta'nın da, Ali Usta'nın evet. ellerine sağlık. Şimdi sohbetimizde yok ama mutfakta evet, Ali Usta bize yardımcı ederim. Oldu. Biz papaz yahnisi yaptık evet. sizle beraber. Bizim için bu yemeğin çok önemli bir anekdotu var. Lütfen ama dinleyelim. Ondan önce bu yemeğimizin küçük bir tarihçesi var. Bir... İstanbul gene iyi sınırları içerisinde bir küçük bir kız 7 yaşında oldukça hastalanmış ve doktor dolaşarak bir çare de bulamamışlar. Sonunda o bölgenin papazı demiş ki ben bir şeyi götüreyim ona bir şifa olsun. Ne var ne yok derken evinde bir de bakmış ki bir dana kuşbaşı var. Evet. Bunu götürürüm, oradaki hanımlar kızımıza şifa olur diye bir yemek yaparlar diye düşünmüş. Eline bir miktar dana kuşbaşı alarak hasta evini ziyaret ediyor ve o yemekten oradaki hanımlar bir lezzet meydana getiriyorlar. O günden sonra da, tabii buna bağlı olmayabilir ama o günden sonra da 7 yaşındaki kız çocuğu tamamen iyileşmiş ve bu yemeğin ismine papaz yahnisi olarak artık literatüre geçmiş. Bizim için de şöyle bir önemi var. Ayda bir amca bey bu bahsetmiş olduğum demir dövme ocağında evet. büyük kazanlarda hı hı. bunu papaz yahniye yapıp bütün esnafla birlikte burada yemek yermiş. Hı. Her ay bunu beyler kendi aralarında yapıyorlar. Biz de seneler sonra bunu mutfağımıza aldık. İstanbul usulü papaz yahni olarak. Bizim mutfağımız İstanbul usulüne hitap etmeye çalışıyoruz. O kadar derin bir mutfağa sahip ki İstanbul mutfağı. Evet. Biz sadece bunların içerisinden Rum, Ermeni kaybolan Rum, Ermeni ve Çerkez mutfağını ele aldık. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş müsaadenizle başlayabiliriz. Evet. Kağıtta levreğimiz gene İstanbul usulü lütfen açacağım. Açabiliriz. Evet. Hatta şöyle alayım. Tabii buyurun. Şöyle nasıl tabağı alalım. İsterseniz tabii ki. Şimdi kağıtta levrek pişince şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi mis gibi bir koku yayılıyor. Evet. Ve bunu bu şekilde dağıtmadan yiyoruz. Evet. Yani kağıttan evet. çıkarmadan evet, içinden o şekilde. Deniyoruz. Evet. O zaman ben hazır açmışken müsaadenizle rica ederim buyurun bunu afiyet bir deneyeyim olsun. Mi? Aman efendim. Evet. Şöyle. Sanırım hiçbirisi birbirinin önüne geçmemiştir diye düşünüyorum lezzet açısından. Mükemmel bir lezzet. Balık tüm suyunu buharda pişmiş evet. ya. Hepsini hapsetmiş içerisine. Hemen şöyle ortasından limonun ve soğanlarından bir kez daha denemek istiyorum. Şimdi ben bir diğer lezzete geçeceğim. Papaz yahnisini deneyelim efendim. Evet. Bu da klasik. Tereyağlı pilavımız. Evet. Olmazsa olmaz. Lokum gibi pişmiş bir et görüyorum. Hemen şöyle bir tane arpacık soğanından da deneyeceğim. Kesinlikle. Bakın, bu geleneksel lezzeti, şifa olan bu lezzet evet. bize de şifa olsun. Ali ustamı görüyorum. Elinde bir tabakla bana evet. geliyor şu anda. Size sürpriz yaptım. Aman Allah'ım. Ustam beni mest etti şu an. En sevdiğim şeylerdir bu jestler biliyor musunuz? Ne yaptınız? Arnavut ciğeri. Vallahi Arnavut ciğeri yapmış. Şöyle mor soğanlı, sumaklı. Sıcacık, yumuşacık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık ustam. Afiyet vallahi olsun. Bu jestim beni mest etti. Afiyet olsun. Hemen. Ciğer demişken o zaman ciğeri de konuşalım hemen. Önemli takdim ettiğimiz mezelerimizden ara sıcak olarak takdim ettiğimiz
kuzu ciğer. Çok buna, lezzetli. Kuzu ciğer, evet. Kendimiz alıp takım olarak alıyoruz. Hı hı. Ali Bey onu ayıklıyor ve sunuma hazırlıyoruz. Yani şeyde kesilmiş olarak 17 senedir evimizde de öyle. Kesilmiş ciğer asla almayız. Kendimiz her şeyinle ilgileniriz ve bu güzel lezzeti size sunmaya çalışıyoruz. Vallahi teşekkür ediyorum tekrardan Ali Usta'ya. Az önce papaz yahnisi dedik, geleneksel bir lezzet dedik. Hemen papaz yahnisine geçtim şeyden. Bunu artık gelenekselleştirilmiş bu durum devam ediyor mu? Hani belli her ayın belli günlerinde şifa niyetine dağıtılan bu gelenek devam ediyor mu? Maalesef devam etmiyor. Çünkü buna çok fazla zamanımız yok. Biz her şeyine kendimiz ilgileniyoruz. Alımı, sunumu, bunların hazır hale gelmesi. Çalışanımız hani çok fazla yok. Her şeyine kendimiz ilgilendiğimiz için ona fırsat bulamadık ama zaman zaman yapıyoruz aslında da hani bunu böyle ayda bir geleneksel haline maalesef getiremedik işin yoğunluğundan dolayı. Olsun Safiye Hanımcığım, restoranınızda var. Evet. Gelen misafirleriniz lezzetle tadıyordu bunu. Kesinlikle, evet kesinlikle. Özellikle cuma cumartesi canlı müzikli gecelerimizde çok tercih edilen bir spesiyelimiz. Burada cumartesi, cuma cumartesi. Pazar değil. Cuma cumartesi. Canlı müzikli. Canlı müzik akşamı. Burada sokağa taşan bir sırtaki eğlenceleri yapılıyor. Evet. Onlar da çok keyifli olsa gerek. Çok şimdi sizin biber dolması, yani biber dolması diyeceğim ama bu farklı bir usulle yapılan mı? Şimdi şöyle, oldukça bol soğanlıdır. Bol soğan. Evet, karabiber, yenibahar, tarçın. Evet. Özelliği gene daha ıslaktır İstanbul usulü. Dolma. Yunan mutfağına da aynı zamanda girdi. Yunan usulü olarak mı yaptık biz bunu? Yapıyorsunuz daha doğrusu. Rum usulü. Dolayısıyla iç içe yaşadığımız bir kültür olduğu için de şimdi Yunan mutfağına girmiş bir lezzet bu. Aynen öyle. Şimdi izleyicilerimiz şöyle düşünebilir ya, biber dolması işte ya da oradaki mezeleri, buradaki mezeleri gören izleyicilerimiz haklı olaraktan şunu diyebilir. Ya bunlar bizim mutfağımızda da var. Hani ne işte Yunan'ı, Rum'u vesaire gibi düşünebilirler. Ancak biz zamanında ve şu anda da Rum, Ermeni, Yunanlarla bir arada yaşamış bir toplumuz aslında. Evet. Ve dolayısıyla bizim reçetelerimiz, onların reçeteleri birbirine harmanlanmış ve bizim mutfaklarımızda buluşmuş, misafirlere sunuluyor. Evet. Şimdi yapılış şekli farklı sadece. Aynen. Biber dolma birçok yöremizde mevcut. Şunu göstermek istiyorum şu şekilde biber dolmasını. Çünkü biz bu kadar pişirmeyiz. Hani biraz önce dedi ya Rum usulü diye. Evet. Bence işte burada usul devreye giriyor. Gördüğünüz gibi iyice pişirilmiş bir pirinç harcı var burada. Evet efendim. Bu da usulü ve lezzeti farklılaştırıyor. Evet efendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bunları da kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Süpersiniz Safiye Hanım. Yaprak sarma görüyorum. Evet. Orada bu da gene İstanbul mutfağına ait ama orijinalinde Ermeni usulü yapılan bir yaprak sarmadır. Şöyle söyleyebiliriz, 50-60 tane yaprak sarmada 7 kiloya yakın soğan vardır. Soğan, bol soğanlı. Bol soğanlıdır. Hmm. Burada fazla pişirilmemiş. Yok. Tamam. Hayır. Bakalım farklı bir baharat. Bazı mutfaklarda tarçını kullanırken bazılarını kullanmıyorsunuz, zeytinyağlı olsa da. Orijinali bu şekilde. Orijinal reçete dokunmuyoruz. Evet, kesinlikle. Yaprak sarma oldukça ekşisiyle, iç lezzetiyle. Evet. Çok başarılı. Şimdi zeytinyağlı dolmamızı ve sarmamızı denedik. Ermeni usulü plaki. Plaki. Evet. Ermeni usulü plaki. Şimdi bana kerevizle, bol kereviz dediniz. Evet. Şimdi ilk defa deneyeceğim diyeceğim. Normal ilk defa denemem çünkü bu usul Ermeni usulü. Evet, eski İstanbulluların. Valla bol kerevizli plakiye
bakalım. Gerçekten taze barbunya. Taze barbunya. Evet. O kerevizin lezzeti plaki ile birlikte, barbunya ile birlikte müthiş bir plaki oluşturmuş. Afiyet olsun efendim. Lakarda bizim için olmazsa olmazıdır. Her şeyi yani torikten yaparız lakardamızı. YouTube'da da lakarda Nezih Aslan diye girildiği zaman yapım aşaması, tarifi mevcut. Hemen. Evet. Lakarda'da oldukça torikten. Torik kısmı yani torikten yapılır. Torikten yapılıyor. Evet. Ve bu konuda iddialısınız. Kesinlikle iddialıyız. Kesinlikle. Başladık, mevsimi de geldi yavaş yavaş. Haklı bir iddia. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Ben biraz mezeciyimdir Safiye Hanım. Şöyle hemen... Ben mezeleri severim. Evet. Ana yemekte de varım ama böyle bana mezeler sunulduğunda böyle gittiğim zaman meze yemek ama hani meze de güzel yapılırsa. Herkes meze yapamaz. Kolay sanılır ama bence zordur meze yapımı. O yüzden ben bir kez daha ellerinize sağlık diyebilirim. Çünkü teşekkür ederim. Bir defa el lezzetiniz var. Çok teşekkür ederim. Bir defa çok o mersi. Lezzetiniz var o yani. O zaman lütfen ben hatta size bir takdim edeyim. Fava deniyoruz sanıyorum şu anda. Evet. Bakalım. Kıvamı baklayla tutturmak çok önemli. Bazen böyle birinci sınıf çok tecrübeli kişiler, büyük aşçılarımız bu kıvamı unla tutturduklarını beyan ediyorlar. Böyle çok şaşırıyorum. Yani çok basit bir tarifi var ama bu kıvamı orada bir el becerisi oluyor. Onun dışında şimdi, bir şeyi yok. Şimdi tam onu söyleyecektim. Evet. Kolay gözüken ama evet. Böyle tutturması zor. Kimisi çok tabii katı kaçar dediğiniz gibi evet, unla tutturmaya, evet, o pürüzü. Peki şeyli mi? Blender'la mı eziyorsunuz yoksa? Maalesef blender'la eziyoruz. O eski usuller artık humusta da kalmadı, favada da kalmadı. Nohutları örneğin humusta, nohutları haşladıktan sonra kesinlikle kabuklarını çıkartıyoruz. Orada da iddialıyız. Süper. Çıkarmadan kesinlikle humusu yapmayız yani. İddialıyım dediğiniz her şeye bir kaşık atacağım. Evet, lütfen. Şöyle hemen humustu, favaydı. Bunlar gerçekten ciddi anlamda teknik mezeler. Yani tutturması evet, zor. Fava da öyle, humus da o şekilde. Başarılı. Başarılı. Vallahi başarılı. Ne diyeyim? Teşekkür ellerinize, ederim. Kollarınıza sağlık. Çok mersi. Bir papagennisimiz var. Papagennis. Közde patlıcanla yapılan. Bu da son zamanlarda değil, her zaman öyle. Genelde müesseselerde hazır közlenmiş patlıcan alınıyor evet, diye duyduk. Ama biz büyük bir kendimiz zahmetlere girerek patlıcanlarımızı dahi kendimiz közleriz. En güzeli. Buyurun. O kadar fark ediyor ki o evet, hazır konservede alınan patlıcanla kesinlikle ocak üzerinde közde yapılan patlıcan evet, o kadar fark ediyor. O kabuğuyla arasındaki o közü geçecek. Bütün lezzeti veren o. Zaten. İşin niye köz evet, patlıcan demişiz o zaman? Evet. Nefis. Çok yani böyle 40-45 kişilik bir yerde bunları ayrı ayrı közlemek gerçekten zor, zamanımızı alıyor. Evet, zahmetli. Zaman alıyor. Ellerinize kesinlikle sağlık. Çok teşekkür gerçekten ederim efendim. Çok mersi. Çok keyifli bir sofra. Renk renk, lezzet dolu. Tarihi de yansıtabildiysek ne mutlu bize efendim. Bazı lezzetler anlatılmaya, üzerine konuşulmaya çok daha hak ediyor. Ancak programımızın süresi gereği. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz Safiye Hanımcığım. Sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Eklemek istediğiniz bir şey varsa öncelikle sizi sevgiyle öpüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Işık saçtınız masamıza. Bereket getirdiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum size. Nice güzel programlarınız olur inşallah. Evet sevgili izleyiciler, Dünyanın Lezzetlerinde bu haftanın da sonuna geldik. İstanbul Kadıköy'de bulunan Türk ve Yunan lezzetlerini size aktarmaya çalıştık. Gelecek hafta bir başka dünya mutfağı ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.